Merhabalar arkadaşlar. 12. sınıf İngilizce dersimizin birinci ünitesi olan Music ile karşınızdayız. İki bölümde anlatacağım arkadaşlar birinci ünitemizi. Birinci ünitemizde adı üzerinde bol bol müzikle ilgili ifadelerden bahsedeceğiz. İşte müzik enstrümanlarından bahsedeceğiz. Bu enstrümanların türlerinden bahsedeceğiz. Müzik gruplarından türlerinden bahsedeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Evet, öncelikle arkadaşlar bu ünitenin dil bilgisayar yapılarına bakalım. İlk grubumuzda ne demişiz? Expressing opinion. Express ifade etmek anlamına geliyor arkadaşlar. İfade etmek. Neyi ifade edecekmişiz peki? Opinion. Opinion yani fikir arkadaşlar. Fikirlerimizi ifade etmeyi öğreneceğiz. Burada fikirlerimizi ifade etmeyi öğreneceğiz derken agreeing birisine katıldığımızı belirtmeyi göreceğiz. Agree katılmak demekti. Disagreeing demiş. Yine agree kökünü görüyorum ama başında dis eki var. Arkadaşlar dis olumsuzluk anlamı katıyordu. Mesela like diyorduk. Hoşlanmak, sevmek. Ama dislike dersek hoşlanmamak, beğenmemek anlamı katıyor. Burada da aynı durum var. Agree katılmaksa disagree katılmamak, beğenmemek o durumu, ona karşı olmak anlamında oluyor. Ve etc. demişiz. Etc. Bu da Latince bir ifade. Vesaire anlamı katıyor. Tamam. Ne yapacakmışsın önce? Fikrimizi ifade edeceğiz. Sonrasında expressing preferences. Yine ifade etmek. Bu sefer preferences demişiz arkadaşlar. Prefer köküne bakalım. Önce kelimenin kökü. Tercih etmek demek. Tercih. Nasıl bir tercih yazdım ya? Tercih etmek. Bunun isim halini görüyoruz. Preference yani tercih demek arkadaşlar. Tercihlerimizi ifade etmeyi göreceğiz. Tercihlerimizi ifade etmek için iki tane yapı göreceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Tabii her zaman olduğu gibi neyle başlıyoruz arkadaşlar? Vocabulary. Yani kelime bilgisiyle başlıyoruz. İngilizce'de çok iyi olabilirsiniz arkadaşlar gramerde. Bütün yapılara hakim olabilirsiniz. Fakat kelime bilmiyorsanız kendinizi nasıl ifade edeceksiniz? Kelime o yüzden önemli. Her zaman bunu söylüyorum. Bir kalıp cümleyle başlamışız önce arkadaşlar. Bu bir kelime grubunu içeriyor. I would say. The exact opposite. Opposite zıt demek arkadaşlar. Exact de tam. Genellikle exactly olarak görürsünüz. Mesela birisi today you look really energetic diyorum mesela. Bugün çok enerjik görünüyorsun. Yanındaki arkadaşını da destekliyorsan exactly kesinlikle tam olarak öyle. I would say the exact opposite. Ben söylerdim. Tam tersini söylerdim. Yani ne yapmış? Disagree. Aha da size bir tane ne? Katılmama, reddetme ifadesi. I would say the exact opposite. Evet, bakalım şimdi kelimelerimizden. Impact. Impact, etki demek arkadaşlar. Ne diyebilirim mesela? Your friend has a good impact on you. He's hardworking and reliable. İşte arkadaşın senin üzerinde iyi bir etkiye sahip. O dürüst ve güvenilir. Yani neydi? Çevrenizdeki arkadaşlar sizi etkiliyordu arkadaşlarım. Bu yüzden... Olumlu arkadaşlarımız, iyi arkadaşlarımız olursa bizim üzerimizde de güzel etkileri olur. Impact, etki. Indeed. Aslında demek, aslında diyelim. Nasıl aslında demek ama? Mesela ne diyeceğiz? Bir kişiden bahsediyoruz. İşte konuştuk. He's a good boy indeed. Aslında o iyi bir çocuktur. Hani böyle. Tamam, o anlamda aslında. Inspiration. Güzel. Inspire kökünden geliyor arkadaşlar. Inspire... İlham vermek anlamına geliyor. İlham vermek. Inspiration'da ilham oluyor arkadaşlarım. Mesela ne diyebilirim? When I chose my profession, my high school teacher gave inspiration to me. Ya da inspired me. Bana ilham verdi. Mesleğimi seçerken benim lise öğretmenim bana ilham verdi. Onun sayesinde ben de öğretmen olmayı istedim. Öğretmen olmayı seçtim gibi. Bana ilham verdi. Onun davranışları, onun karakteri gibi. Inspiration, ilham. Majority, minority bunları arkadaşlar zıt anlamlı olarak öğreneceğiz. Major, büyük anlamına geliyor zaten. Majority, çoğunluk. Bir grubun içerisinde fazla olan, aynı fikirde ya da aynı durumda olanları kastediyoruz arkadaşlar. Çoğunluk anlamına geliyor. Mesela ne diyebiliriz? He has been chosen... The votes of majority. Çoğunluğun oylarıyla seçildi. Değil mi? Yani 100 kişi varsa 70'inin oyuyla seçildi. Çoğunluk 30 kişi ne oluyor? Minority, azınlık.
Make-up. Make-up arkadaşlar birçok anlama geliyor. Yatağını düzeltmekten, yalan söylemeye, uydurmaya, makyaj yapmaya birçok anlamı var. Biz burada uydurmak, yalan söylemek anlamıyla bilelim. İşte makyaj yapmak anlamında kullanılabiliyor. İsim anlamıyla make-up doğrudan makyaj anlamında da kullanılabiliyor. Haydi bakalım devam edelim. Majority'ye ne demiştik? Çoğunluk. Minority'ye azınlık diyoruz arkadaşlar. Azınlık. Bir grubun içerisinde aynı düşünen kişiler ama azınlık oluyor. Az kişi oluyor bunlar. Ya da aynı özelliğe sahip kişiler diyebiliriz. Minority azınlık. Motto. Motto ifadesini duymuşsunuzdur. Türkçede de kullanılıyor arkadaşlar motto ifadesi. Biz buna slogan diyebiliriz. Yine aynı şekilde motto diyebiliriz. Motto, slogan nedir arkadaşlar bu? Hayata bakışınızı anlatan ya da bir durumu, bir kişinin tavrını, duruşunu açıklayan bir söz öbeğidir aslında bu. Mesela Bob Marley abimizden bir slogan. Mesela nedir? Get up, stand up and don't give up the fight. Don't give up the fight. Bu duruşunu anlatıyor bize Bob Marley abimiz. Get up. Kalk, uyan. Stand up. Ayağa kalk. And don't give up the fight. Give up, vazgeçmek. Ve savaşmayı bırakma. Savaşmaktan vazgeçme diyor. Get up, stand up, don't give up the fight. Ya da ne diyebiliriz? Carpe diem mesela. Carpe diem. Anı yaşa. Duymuşsunuzdur belki sağınızdan solunuzdan. Carpe diem, anı yaşa. Zamanın tadını çıkar. O bulunduğun zaman değerli. Yaşadığın an o andır gibi. Bunlar motto arkadaşlar. Slogan yani. Name after. Name ifadesini biliyoruz. İsim arkadaşlar. After sonra. Sonra isim. Bir şey ifade etmiyor olabilir ama şöyle söylersem. Mesela I am ya da I was diyeyim. I was named after my uncle. Bana amcamın ismi verildi diyeyim mesela. Amcam vefat etti arkadaşlar. Gerçekten durum bu. Ve bana amcamın ismi verildi. Ya da şöyle söyleyebiliriz. They named their baby after their mother mesela. Annelerinin ismini verdiler ona gibi. Nokta noktanın ismini vermek. Bizde çok hatta kavgası olur değil mi? İşte yok benim adımı vereceksin, yok onun adını vereceksin, ben o ismi istemiyorum, şunun adını vereceksin. Büyükler özellikle, büyük anneler, büyük babalar genellikle torunlarına kendi isimleri verirsin ister. İşte o büyük annen ya da babanın ismi veriliyorsa name after, o kişinin ismi verilmiş oluyor. Outburst, güzel. Outburst. Arkadaşlar bu patlama, patlama ama nasıl bir patlama? Duygusal bir patlama olarak düşünün bunu. Mesela ünitemizin içinde geçen music is the outburst of the soul diyor mesela. Music is the outburst of the soul. Müzik ruhun patlamasıdır. Yani müzik senin ruhunu açar. Ruhunu ortaya çıkarır. Patlama. Evet. Percussion. Perküsyon sanatçısı duymuşsunuzdur belki arkadaşlar. Vurmalı çalgı. Darbuka, davul, vurmalı çalgı gibi. Ruckus. Ruckus gürültülü ama hoş olmayan, yani böyle bir gürültülü müzik. Müzikten bahsedeceğimiz için müzikleri tanımlayan sıfatlar bol bol göreceğiz. Reggae işte Jamaica olması lazım. Hani Jamaika'ya özgü bir müzik arkadaşlar. Reggae müzik diye geçer. Böyle hafif tempoda gider. Böyle rahatlatıcı, dinlendirici bir müzik türüdür. Yine Bob Marley abimize gelsin. Reggae aynı yani. Reggae müzik Jamaika müziği diyelim arkadaşlar. Jamaica müziği. Remain, kalmak. Nasıl kalmak? Mesela only 10 students remained after the lesson. Dersten sonra yalnızca 10 öğrenci kaldı. For after school activity. İşte okul sonrası etkinliği için mesela futbol antrenmanı vardı. Sadece 10 kişi kaldı demek için. O anlamda. Shrill, tiz ve keskin ses arkadaşlar. Tiz, keskin ses. Biraz kulak rahatsız edici. Yani rahatsız edici anlamda shrill. Tribute arkadaşlar övgü. Takdir anlamına gelir.
Yabancı gruplara bazen bakarsınız tribute band yazar. İşte bir mesela Red Hot Chili Pepper'ın tribute grubu vardır. Sadece o Red Hot Chili Pepper'ın şarkılarını çalar. Onlara benzemeye çalışır. Övgü takdir anlamı da var ama tribute grup dediğiniz zaman anlam buna kayıyor. Mesela tribute concert, övgü konserleri vardır. Giderler sadece o kişinin şarkılarını çalarlar. Takdir ettiklerini, onlara hayran olduklarını gösterirler. Tune ifadesi arkadaşlar akort etmek anlamına geliyor. Akort etmek bir enstrümanı mesela. Ya da ezgi, yani kulağa hoş gelen ses anlamında. Unprecedented. Arkadaşlar bunu unique ile eş anlamını düşünün. Eşsiz demek. Eşsiz. Yani eşi benzeri olmayan, daha önce yaşanmamış, daha önce var olmamış gibi düşünebilirsiniz. Unprecedented. Unprecedented. Unprecedented değil, unprecedented olacaktı. Upbeat. Arkadaşlar upbeat iyimser böyle, hani nasıl diyeyim? Hani böyle bir müziği dinlersiniz, sizi böyle olumlu duygularla doldurur. O anlamda mesela iyimser bir hava veren müzik. Venue arkadaşlar etkinlik gerçekleştirilen yer. Etkinlik gerçekleştirilen yer. Konser yapılan mesela. No doubt about it. No doubt. Doubt şüphe demek arkadaşlar. Doubt şüphe. Buna hiç şüphe yok. Yani bir agreeing ifadesidir arkadaşlar. Agreeing. Buna hiç şüphe yok. No doubt. Şüphe yok ibaret o konu hakkında. Woodwind. Bakalım. Wood, odun demek. Wind rüzgar demek. Odun rüzgarı olmuyor arkadaşlar. Bu bir enstrüman türüdür. Ahşap üflemeli çalgı demektir arkadaşlar. Üflemeli çalgı. Ben bu ifadeyi duyduğum zaman her zaman aklıma ney gelir mesela bizim en ünlü. Ney? İşte flüt. Ah. Ahşap flüt varsa. Başka zurna mesela değil mi? Üflemeli ahşap. Types of music. Müzik türlerine bakalım. Şimdi opera. Ah, opera arkadaşlar. Seven var mıdır bilmiyorum ama ben tiyatroyu daha çok tercih ederim. Opera bana pek işlemedi. Bir iki böyle sevdiğim opera oyunu oldu. Yani o Les Miserables diye. Neydi o? Türkçesi. Hatırlayınca söyleyeyim. Onu bir beğenmiştim. Sadece onun dışında ama hoşuma gitmedi. Opera biliyorsunuz işte böyle insanlar çok fazla iletişim kurmak ya da hani diyalog geçtiği eserler değillerdir. Sadece böyle hani şarkı söyler gibi böyle cümleleri uzata uzata konuştukları, şarkı söyledikleri oyunlar. Keyif alabilirsiniz. Classical music. Klasik müzik keyiflidir. Klasik müzik. Country arkadaşlar, country ülke demek biliyorsunuz ama buradaki anlamı Amerika'nın halk müziği. Hani kovboylar eline gitar alır çalarlar ya, böyle biraz daha hafif tempolu hoş müziktir aslında. Country müzik severim. Amerikan halk müziği diyelim. Halk müziği. Ben yaptım bu tanımı. Bilmiyorum uygun olduğunu düşünüyorlar mı ama bence uygun bir tanım. Reggae ne demiştik? Jamaica müziği arkadaşlar. Müziği. Rock zaten bizde de rock biliyorsunuz. Elektro gitarla, bas gitarla, genellikle baterin ağırlıklı bir müzik türü severiz. Folk, halk müziği. Biz nasıl söyleyeceğiz? Turkish folk music. Türk halk müziği mesela değil mi? Turkish folk music. Nokta yok, nokta yok. Music. Jazz. Jazz müzik. Arkadaşlar genellikle hafif tempoda ilerleyen işte bateri vardır. Saksafon bolca kullanılır. Jazz müzik. Jazz. Hoştur. Dinlenir. Rahatlatır. Hip hop. Biliyorsunuz rap müziğin genel kültürel anlamda. Hip hop biraz daha derindir. İşte MC'lik vardır. Grafiti falan yaparlar. Biraz daha kültürel boyutudur aslında hip hop. Ama yine müzik türü olarak da geçiyor. Rap gelsin aklınıza hip hop deyince. Devam edelim. Categories of musical instruments. Orada types demiştik. Type türde arkadaşlar. Burada kategori yine aslında türlerinden, müzik enstrümanlarının türlerinden bahsedeceğiz. Kategorilerinden. Keyboard, klavye arkadaşlar. Klavye vasıtasıyla birçok ses çıkarılabiliyor. O yüzden şu anda yani birçok müzik türünde klavye kullanılıyor. Percussion, vurmalı çalgılar demiştik arkadaşlar. Vurmalı çalgılar. Woodwind, ahşap üflemeli çalgılar. Ahşap
üflemeli çalgılar. String, string tel demek. Tel sen olacak, telli çalgılar. Çalgılar. Mesela bizim bağlamamız gitar. Brass, pirinç arkadaşlar. Pirinç, bunu bir element olarak düşünün. Pirinç element mi oluyor, bileşik mi oluyor emin değilim şimdi. Yalan söylemiş olayım. Pirinç metali. Pirinç metalinden üretilmiş enstrümanlar var. Mesela birkaç tanesinden biraz sonra bahsedeceğiz. Bu pirinçten yapılma üflemeli çalgılar var. Bunlara brass diyorlar. O kategoriye geldiğinde hangilerinin brass olduğunu söyleyeceğim. Evet, bakalım. Enstrümanımız bağlama zaten bizim geleneksel enstrümanımız. Basun. Bu ne? Bu ne? Herkes biliyor bunu aslında ya. Bu ne derken basun. Basun bilmeyen yoktur arkadaşlar. Yani sokağa bir çıkış şöyle bir sorun. Yani 10 kişiden 11'i bilir yani basunun ne olduğunu. Değil mi? Yani bilmiyorum, bakın. Bir bakın bakalım biliyorlar mıymış. Hadi bu sizin. Bakın bulun. Cello. Arkadaşlar cello şeye benzer. Kemana benzer. Ama büyükçe bir keman düşünün. Ve bacaklarınızın arasına koyarak çalarsınız. Çok güzel bir enstrüman. Ben severim cello. Klarnet. Klarnet zaten bizde de var arkadaşlar. Üflemeli çalgı. Klarnet. Cymbals. Arkadaşlar bu zil. Zil nasıl zil? Ama böyle hani tom hani iki elinde oluyor böyle bam 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 vura vura geziyorlar ya. Zil. Harp. Bizde de arp. Harp. Piyano. 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 Zaten biliyoruz. French horn. French kornosu arkadaşlar. Fransız kornosu diyorlar buna. Üflemeli bir çalgı ve bu arada brass grubuna giren bir enstrüman. Fransız kornosu. Timpani. Yine üflemeli bir çalgı arkadaşlar, timpani. Pardon, ne üflemeli çalgısı, karıştırdım, pardon, trombonla karıştırdım. Timpani de arkadaşlar davul. Ama nasıl davul, böyle 3-4 tane önüne koyuyorlar, böyle dım 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 vuruyorlar ya. Klasik müzik konserlerinde genellikle görürsünüz. Davullar diyeyim ben buna. Hani bir settir aslında önünüzdeki. Trombon. Trombon arkadaşlar, trombon Türkçe'de de. Şu o olacak yalnız, ben neden yapmışım. Trombon. Violin, keman. Evet, en sevdiğimizden bir tanesi. Gitar. Gitar. Xylophone. Şimdi arkadaşlar bunda şöyle bir olay var. Önünüzde ahşap böyle hani piyano tuşları gibi uzun, ama bunlar böyle tabii biraz daha uzun. Bunları çubuklarla tın 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 vura böyle vura vura sesler çıkarıyorlar. Xylophone diyorlar. Xylophone. Xylophone. Yazabilirsem tabii. Şeklinde yazılıyor. Trumpet. Düt 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 düt. Yine bu da brass üflemeli çalgı. Trumpet. Trumpet. Flüt. Aynen, flüt. Birçok kelime var arkadaşlar enstrümanlarla alakalı. Devam edelim. Factors about songs attracting. Factors, faktörler, element, etkenler diyelim. About songs, şarkılar hakkında. Attracting listeners. Attract, cezbetmek, kendine çekmek. Cezbetmek. Yani bir dinleyiciyi şarkıdan ne kendine çeker, ondan bahsediyor. Melodi, ses, değil mi? Melodi, kulağa gelen hoş ses. Voice of the singer. Voice arkadaşlar ses demek. Genellikle insan sesi olarak düşünün. Şarkıcının sesi bence büyük bir etken. Lyrics, şarkı sözleri. Şarkının sözleri arkadaşlar ne kadar büyük etken oluşturuyor sizin için. Tempo, tempo arkadaşlar müziğin hızı. Tempo olarak Türkçe'de de kullanılıyor. Biraz daha hız anlamında. Ritim, kulağa gelen ses uyumu. Ritim diyebiliriz, yine Türkçe'de de kullanılıyor. Trends, yani eğilimler. Pop mu çok dinleniyor ya da bir şarkıcının şarkısı çok mu popüler olmuş, hemen dinlerim. Eğilimler, kişilerin eğilimleri ya da trendler diye Türkçe'de de kullanılıyor, kullanılmasın. Eğilim ya da hani artış, talep görmesi anlamında kullanılsın. Eğilim bence daha mantıklı. Popularity of the singer, şarkıcının popularitesi, yani sevilirliği. Yani bir şarkıcı çok popülerdir, çok sevilir. Ben onu dinlerim mi diyorsunuz? Background of the singer. Yine şarkıcının geçmişi arkadaşlar. Geçmiş. Arka plan olarak da görürsünüz ama biz burada geçmiş anlamıyla çevirelim daha iyi. Band, grup demek. Music band olarak da görebilirsiniz. Yani müzik grubu, grupları daha çok dinlerim dersiniz mesela. Others opinion. Diğerlerinin
Others. Arkadaşlar şöyle olsa bu daha güzel olurmuş. Others. Diğerlerinin fikri. Diğerlerinin fikri. Instruments used. Kullanılan enstrümanlar. Kullanılan enstrümanlar. Genre. Genre. Aynen. Bu arkadaşlar İngilizce bir ifade değil normalde. İngilizce'de J ile başlayan ses olmaması lazım. Genre tür demek. Yani müziğin türü. Rock severim. Heavy metal mı severim artık. Ne seviyorsam. Adjectives describing one's taste in music. Sıfatlar. Tanımlayan sıfatlar. Ne? Birinin müzik zevkini tanımlayan sıfatlar. Taste, tat. Zevk anlamında kullanıyorum. Clear. Mesela netlik. Müzik net mi geliyor? Sweet, tatlı demiş. Tatlı tatlı geliyor bana diye. Upbeat ne demiştik? İyimser bir hava mı var şarkıda? Ben dinleyince daha iyimser bir insan mı oluyorum? Yumuşak yumuşak mı aksın diyorsunuz yoksa? Soft mi istiyorsunuz müziği? Calming, sakinleştirici. Dinleyince sakinleşeyim istiyorsunuz. Sakinleştirici. Calming. Acoustic. Acoustic arkadaşlar elektronik olmayan enstrümanlarla söylenen müzik. Enstrümanlarla söylenen müzik. Yani bazen YouTube'da denk gelirsiniz akustik der. Orada nedir? Elektronik olmayan şekilde şarkı söylenen. Deafening. Deaf arkadaşlar sağır demek. Deafen sağırlaştırıcı. Deafening. Deafen daha doğrusu sağırlaştırmak. Deafening de sağırlaştırıcı deyince ne anlarsınız? Aşırı gürültülü. Deaf, sağır. Deafen, sağırlaştırmak. Deafening, sağırlaştırıcı sıfat olmuş artık. Eerie. Ürkünç, korkutucu. Mesela en ürkünç bulduğum parçalardan birisi. Marilyn Manson'ın birçok parçası var o konuda. Of, ters bir insan bence. Cradle of the Field'ın mesela bazı klipleri böyle artık ürkünç tipler. Özellikle heavy metal böyle biraz daha ağır metal müzikler. Tekno. Arkadaşlar elektronik müzik severim. EDM mesela elektronik müzik. EDM vardır. Electronic Dance Music diye geçer. Severim. Ruckus gürültülü demiştik. Shrill arkadaşlar shrill ne demiştik? Shrill tiz. Böyle kulak tırmalayıcı. Funky arkadaşlarım. Yani böyle dans müziği ama nasıl bir dans müziği? Caz müzik. Caz. Yani tarzı caz. Böyle dans edebileceğim müzik. Loud, gürültülü. Gürültülü için birkaç ifade kullandık. Instrumental, enstrümana dayalı. Yani enstrüman ses, sadece enstrümanlardan oluşan, insan sesini içermeyen müzik. Healing, iyileştirici. Heal, iyileştirmek anlamına geliyor arkadaşlarım. Şimdi, read the expressions and categorize them. Read the expressions, ifadeleri oku and categorize them. Kategorize et, sınıflandır yani. Agree'ye katılmak demiştik. This, bakın olumsuzluk anlamı katıyorduk. Katılmama. Expressing opinion, fikir ifade etme. Ve expressing preferences. Ne? Tercih ifade etme. Bu fikirdi. Fikir. Bu da tercih. Bakalım. Ne yapalım arkadaşlar? Okuduğumuzun yanına agreeing ise kabul etmeyse A, disagreeing ise reddetmeyse D, expressing opinion fikir ifade ediyorsa O, tercih ifade ediyorsa yani expressing preference ise P yazalım. Hadi bakalım. Personally, şahsen demek. Şahsen dedikten sonra 3 nokta koymuş. Ne yapıyor? Kendi fikrini açıklıyor. Opinion. The idea is right. Fikir doğru, right arkadaşlar sağ anlamında değil burada doğru anlamında kullanılmış. Right, left hani left, sol, right sağdı ya. Burada doğru anlamında. Fikir doğru, söylediğin doğru diyor. Yani sana katılıyorum, accepting. I accept your idea demiş. I completely agree with this view. Completely, tamamen. Tamamen ne yapıyorum? Katılıyorum. Ne? This view. Bu bakış açısına diyelim. Bakış açısına. Bu açıya, bakış açısı diyelim. I am sorry to disagree. Üzgünüm ki ne yapmıyor? Kabul etmiyor, katılmıyor.
sana katılmadığım için üzgünüm demiş. Yani bu ne oluyor arkadaşlar? Disagreeing. Buna ne diyecektik? I completely agree. Agreeing oldu bu da. My personal view is that. Benim kişisel bakış açım demiştik. Is that. Benim kişisel bakış açım şu ki deyip neyi ifade edecek? Kendi opinion. Yani fikrini. Expressing opinion. Fikrini ifade ediyor. That's so true. Bu çok doğru. Burada so çok anlamıyla kullanılmış. True da doğru anlamıyla kullanılmış. Yani right the true burada doğru. O zaman agree. Katılıyor değil mi? That's so true. Dördün, söylediğin çok doğru. Agreeing. I'm afraid I have to disagree. I'm afraid. Korkarım. Korkarım ki. I'm afraid that hatta şuraya gelebilir. O that omit düşünülebiliyor. I'm afraid I have to disagree. Disagree zaten reddetmek. Have to zorunda olmakta. Kabul et, yani reddetmek zorundayım korkarım ki. Ya ne oldu? Disagree oldu. From my point of view. Point nokta demek arkadaşlar. Benim bakış açış noktamdan, benim bakış noktamdan, benim bakış açıma göre diyebiliriz. Ne yapmış? 3 nokta koymuş. Kendi fikrini ifade ediyor. Expressing opinion. I couldn't agree more. Bu arkadaşlar ters köşe yapar. I couldn't agree. Ben katılamazdım demiş ama more demiş. Daha fazla demiş. Ben daha fazla katılamazdım buna. Yani öyle güzel söyledin ki ben bunun üstüne söz söyleyemem ya demiş. Yani A. Yani agreeing. Arkadaşlar katılmış burada. Buna dikkat edin. Ters köşe olmayın. I couldn't agree more. Daha fazla katılamazdım diyelim. I'm sure about that. Bu konuda eminim. I'm sure eminim. About that. Bunun hakkında. Sure emin. I'm sure eminim demiş. Ne yapmış? Agree. Katılmış. As for me. Bana göre deyip 3 nokta fikrini açıklamış değil mi? Expressing opinion. In my opinion. Benim fikrime göre. Göre diye fikrini açıklıyor. Expressing opinion diyoruz. I think it's possible. Bence bu mümkün. Mümkün. Mümkün diyorsa karşı tarafın fikrini agreeing kabul ediyordur. I totally disagree. Tamamen katılmıyorum. Yani hiç katılmıyorum. Hiç katılmıyorum. Hiç katılmıyorum. Disagree zaten. I don't think so. Öyle düşünmüyorum demiş. I don't think so. O şekilde düşünmüyorum. Disagree. I suppose. Sanırım demek. Sanırım dedikten sonra fikrini açıklıyor. Expressing opinion. I would rather leave for home. Eve gitmeyi tercih ediyorum demiş. Preferences. Expressing preference. Burada tercihini ifade ediyor. Bunlar arkadaşlar ikinci videoda daha derinlemesine değineceğim. I prefer tea to coffee. Ben tercih ederim. Çayı neye? Kahveye. Yine expressing preference. Tercihini ifade ediyor. No doubt. Buna şüphe yok. Başta söylemiştik. Agree. Katılıyor. I agree to a certain extent. Certain extent belirli bir oranda demek. Belirli bir oranda. Belirli bir oranda katılıyorum. Yine katılıyor ama değil mi? You are absolutely right. Kesinlikle haklısın. Kesinlikle. Kesinlikle haklısın. Ne yapmış bunu? Except that's not always true. Her zaman doğru değil. Her zaman not. Bak her zaman doğru değil. O zaman ne yapmış? Disagree. I would say the exact opposite. Bunu da zaten söylemiştik. Tam zıttını söylerdim. O zaman disagree. He would prefer to take English. İngilizce almayı tercih ederdi. Preference değil mi? Would prefer. Prefer tercih etmek zaten. Preference. Evet arkadaşlar kelimeler ve genel olarak expressing, agreeing, disagreeing konularına baktık. İkinci videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.